Merhaba arkadaşlar, Şangiller kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şunu şöyle çıkartayım, birazcık nefes alayım. Arabada bile maskemizi takıyoruz arkadaşlar. Şimdi nereye gidiyoruz? Uzun zamandır istediğim bir şey vardı. Bu arabayı alalı ben buna kara oğlan diyorum, küheylan diyorum, kara çocuk diyorum, kara dev diyorum. Arabamı da seviyorum. Ama uzun zamandır da böyle bir arabayı kaplatayım, değişik bir şey yapayım. Hani insanlar böyle nasıl saçını değiştiriyor, böyle kendini motive ediyor, hayata tutunuyor falan filan. Böyle de insanlar değişiklikler istiyor biliyorsunuz. Dedim ki arabayı bir değiştireyim. Ondan sonra araştırdım hem fiyat olarak hem işte kalite olarak. Ondan sonra Ankara'da Van Garaj. Biz de Ankaralıyız biliyorsunuz. Van Garaj'ı buldum. Fiyat olarak da daha diğer yerlere göre hem daha uygun, daha kaliteli yaptığını öğrendim. Şimdi bastık gidiyoruz. Arabamızı teslim edeceğiz ama çok değişik bir şekilde. Normalde insanlar arabasını verir. Ondan sonra da işte 50 tane renk içinden işte rengi seçer. Ondan sonra da bir renge boyatır. Benimki biraz farklı olacak. Biraz çılgınlık olacak benimki. Gideceğim Van Garaj'a. Bu arada Van Garaj'daki arkadaşları da hani tanımıyorum. Onlara söyleyeceğim. Diyeceğim ki sadece şu renkler olmasın. Mesela bence çok cırtlak bir işte pembe falan. Şimdi şaka olsun diye giderler. Pembe membe bir şeyler yaparlar. Sadece istemediğim birkaç tane rengi söyleyeceğim. Geri kalan istediği her rengi yapabilir. Tabii oradaki renkler nelerdir onu da bilmiyorum. Gideceğiz bakacağız. İlker'le beraber karar vereceğiz. Diyeceğiz ki oğlum hangisi daha güzel olur falan filan. Adamlara da diyeceğiz ki işte böyle böyle. Bunlardan bir tanesini yapın. Bana da sürpriz olacak. Şu an yok Gönül. Gönül'e de sürpriz olacak. Gönül de kaplatacağımı biliyor ama nasıl bir renk olacağını o da bilmiyor. Gideceğiz bakalım. Ondan sonra da herhalde 1-2 günde teslim ederler. Teslim almaya da Gönül'le beraber geliriz. Bence güzel bir renk olur diye düşünüyorum İlker. Bence güzel olacak abi. Eğer olmazsa rezil ederim buradan Van Garaj'ı. Ama güzel olursa da artık. Güzel olursa tavsiye, kötü olursa da tasfiye ederiz arkadaşlar. O zaman yavaş yavaş gidelim arkadaşlar. Selamünaleyküm. Selam abi, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim vallahi. Sen nasılsın? Vallahi biz de iyi olacağız senin sayende. Şimdi istersen hoş sana geldiniz. Vereyim şöyle bir. Bize bir renkleri bir göster bakalım neler var. Tamam abi. Elinde. Gel abi. Bize nasıl bir sürpriz yapacaksın merak ediyorum ya. Yani. Abi telefonda konuştuğumuz gibi güzel bir şeyler yapacağım inşallah. Vallahi öyle pembe pembe yapıp ondan sonra bize şaka videosu gibi bir şey çekme de. Yok abi yok. İlker'le kurgulayıp da ondan sonra pembe pembe yapıp ondan sonra Emrah Şahan'a kışkırtma diye. Yok abi. Şimdi şöyle. Ben ilk önce senin abi bir renklere bakmanı istedim. Bir yani, fikir alışverişi yapalım diye. Şöyle yapalım. Ben sana bırakayım ama sadece şöyle söyleyeyim. Cırtlak bir renk istemiyorum. Yani böyle hani ağır bir renk olsun. Yani pembe, membe, böyle uçuk sarı falan öyle bir şey istemem ama tamam. Şey olabilir. Mesela Gönül'ün arabası şu renkte. Değil mi İlker? Bunun matı olabilir. Yani onun matı en yakın şu tarz olabilir abi. Ha, bu Gönül'ün arabasına benziyor sanki biraz. Evet. Aslında öyle bir şey mi yapsak ki Gönül'ün arabasıyla yan yana ikisi aynı renkte? He? Değil mi? Yani onun haricinde yani önerebileceğimiz füme renkler düşünebilirsin. Gri olabilir. Aynı gri olabilir abi. Yine senin tarzların bu mat yeşillerden olabilir. Kuyu kırmızı nasıl olur? Abi, mat kırmızı var mı? Var abi. Bu nasıl da çok, durur acaba? Aynen ya, bu da çok tatlı bir renk. Ama Amaro'a gider mi ya? Abi şimdi zevkler renkler her zaman biliyorsun yani tartışılmaz ama. Şöyle bir şey yapsak mı İlker? Çok iddialı. Yani onlar çok iddialı olur abi. Bana kalsa mesela ben böyle şey yapmasam yani böyle hani ağır bir aile babası olmasam şu rengi ben bile yaparım. Çünkü benim bu renk bir sürü tişörtüm var ha İlker biliyor. Ben böyle renkli şeyleri severim ama dışarıda hani böyle adama bak. Koca adam bindi şey hani bir mahalle aynen. Baskısı var ya. Doğru. Yoksa ben renkli yaşamayı seven bir adamım. Ama tamamen sana bırakıyorum. Zaten hepsi çok güzel gözüküyor. Tabii abi bunlar şöyle, burada güzel gözüküyor aynen. Ama arabanın üzerinde nasıl farklı. Duracağı önemli. Yani gelmeden önce de seninle zaten konuşmuştuk. Bir istişare yapmıştık. Bence sen bizi arabana bir bırak abi. Hiçbir şeye bir karışma. Sana sürpriz olsun. Gerçekten sürpriz olsun yani. Peki şimdi arabayı bırakacağım. Ne zaman alacağım? Sen arabayı ne zaman alacaksın abi? Bizden normalde biz abi bir günde arabayı teslim ediyoruz ama şehir dışı müşterilerinde bu süreç 1,5-2 gün oluyor. Çünkü bir daha git gel yapmamanız için aracınızı burada tekrardan ertesi gün. Ama Ankara'daysa bir günde verebiliyorsunuz. Ankara'daysa sabah alıp akşam geri teslim edebiliyoruz. He. Böyle bir seçeneğimiz var. Güzel olacağını ben düşünüyorum açıkçası. Kafamda vallahi bilmiyorum güzel olmazsa kafamda, Instagram'da 1,3 milyon takipçim var. Kafamda 1-2 tane güzel bir renk var gerçekten. Beğeneceğine de eminim. Harbiden bana ama, da sürpriz olsun. Şöyle ama, güzel. Aynen hiç yani jilet gibi güzel bir şey olsun. Daha öncesinden gidip de bakıyorlar falan. Öyle bir şey olmasın. Direkt sürpriz olsun. Tamam. Ya beğenmezsen tamam. Atlan deve değil. Abi söker bir daha. Beğenmesek Ankara'dayız. Bırakır gideriz arabaya. Artık yapacak bir şey yok. Ben beğeneceğine inanıyorum. Arabanın da birkaç işte ufak tefek detaylarıyla beraber düşündüğümüz renklerle çok güzel bir uyum sağlayacağını düşünüyorum. İnşallah bakalım güzel olursa öneririz. Kötü olursa da artık ne yapacağımı bilmiyorum yani. O zaman sana güveniyorum. Sana bırakıyorum. Vallahi şöyle renklere son kez bir daha bakayım. Zaten şuraya hiç bakmıyorum. Benim araba zaten simsiyah. Abi araban siyah aynen. Ya ben güzel bir renk düşünüyorum abi. İnşallah güzel olacak diye tahmin ediyorum. O zaman arabam önce Allah'a sonra sana emanet. Görüşmek üzere. Kendine bak. Hadi İlker gidelim.
arkadaşlar, arabamıza doğru gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. İlkinde verirken Gönül yoktu yanımızda. Şimdi Gönül'le beraber gidiyoruz. Gönül'ün tepkisini de merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Araba nasıl oldu? Çok merak ediyorum. Bu arada arabasızlık gerçekten zormuş. Evet. Yani 2-3 gündür sürekli bir yere gideceğim zaman baba beni şuraya getirsene, baba beni buraya getirsene diye. Arabamızdan ayrı kaldım. Ben bayağı araba bağımlısıymışım. Onu öğrendim yani bu 2-3 günde. Bakalım nasıl oldu? Nasıl bir renk bekliyorsun sence? Nasıl bir şey olsa güzel olur? Ben mat haki yeşil bekliyorum açıkçası. Mat haki yeşil. Evet, çünkü sen o rengi çok sevdiğin için biliyorum yani. Ben kaplatmayı düşünmüştüm ama maalesef bir türlü imkan bulamadım. Ama o yüzden hardal sarısı oldu. Hiç sanmıyorum. Hardal sarısı? Ama böyle parlak hardal sarısı, böyle siyah detayları da var ya arabanın. Hı-hı. Çok güzel olmuş. Bir dakika, şey mi? Hardal sarısı bir metal falan mı? Evet, metal hardal sarısı. Ben de bilmiyorum. Ben de yeşil tonlarında bir şey bekliyorum. Böyle ben daha haki yeşil bekliyorum. Aynen. Çünkü Amarok'lara böyle yeşil tarzı. Arazi aracı gibi. Arazi araçlarına ancak böyle yeşil tarz daha güzel, evet, yakışıyor. Bence. Ama onlara bırakmıştık. Bakalım nasıl bir şey yaptılar. Biz de merak ediyoruz. O zaman geçelim mi? Geçelim. 1-2 Evet, nasıl bir şey bekliyorsun diye sordum. Haki yeşil dedin. Ben de sana dedim ki hardal sarısı. Ben de merak ediyorum. Acaba ne olacak? O zaman hani bir şey vardı ya eskiden, hani film gibi diye bir şey vardı. Derin derin. Aa, evet, derin, evet, derin, derin, derin. Tabii sen o müziği koyma buraya. Telif yemeyelim. Telif yemeyelim. Derin derin. Açıyoruz mu? Bırak o zaman derin 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 derin. Ben ağzımla yaparım onu. Senin koymana gerek yok. Derin. Yok. Araba yok. Baba, akü yok. Akü kalmışlar. Akü komple yok. O zaman yeniden. Buralar açılmış, burada da yok. Derin, 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 derin. Burada mı ama şimdi? Yok yok, tekerleğini gördüm. Gördün mü? Tekerleğini gördüm. Birazdan. Açıldı mı? 1, 2, 3 Anne o. Süper olmuş. Aa, ne kadar hayal ederseniz edin. Ben haki yeşil diyordum ama hani gerçeğini görmek çok farklı oluyormuş. Ben hayal ettim ama böyle olmasını düşünmüyordum yani. Aa. Ben biraz daha koyu yeşil bekliyordum. Koyu tam askeri yeşil bekliyordum ama böyle çok güzel olmuş. Çamurluklar falan çok güzel görünmüş. Acayip güzel görünmüş. Jilet gibi olmuş. Aşkım, ya. Aşkım, arabaları değiştirelim mi? Yok ya. Çok havalı oldu. Kaça değiştiriyorsunuz? Kaça katlıyorsunuz şimdi? Ben pazarlık yapıyorum. Vallahi elinize kolunuza sağlık ya. Güzel. Buralar eskisinden daha parlak olmuş. Çok bunlar nasıl oldu? Parlak siyah detaylarla, yani parlak siyah polyoyla buralara küçük detaylar kalsın. He, ben dedim çünkü bu kadar parlak değildi bizim. Aynen. Buralar. Evet. He, buralar da parlak oldu. Aynen. Yani siyah ve yeşil arasında güzel bir kombin yapmış olduk. Ön taraftaki detayları da güzel. Ha, bak şeyler, dizaynları da şey olmuş. He, baksana İlker, bak şuraları. Normalde bizim buralar bu kadar siyah değil, parlak değildi yani. Vallahi çok güzel olmuş ya. Aa, yalnız ha, plakayı da kaldırmışlar. Bak, bak, bak. Van Garaj, giderken sağda, dönerken solda. Türkiye'nin her yerinde artık. Vallahi elinize kolunuza sağlık ya. Ya vallahi beklediğimden daha güzel olmuş. Bu lambaları temizlediniz mi? Farları. Onların üzerinden polisaj makinesiyle geçtik. He. Yani şöyle geçtik. Hani şu şey makinesi var ya, parlatıcı makine. O parlatıcı makineyle pasta ve cila yaptık. Hani üzerindeki görüntüyü bir katman daha almış çok olduk. Çok güzel. He. Biraz daha parlamış oldu tabii. Çok iyi olmuş ya. Yani çok güzel düşünmüşsünüz. Hani bazı yerler mat, bazı yerler parlak. Çok harika bir kombin olmuş. Vallahi yeşil. Çok güzel olmuş. Güzel. Elinize kolunuza sağlık. Aa, vay be. Şöyle uzaktan Kara oğlanımız, Küheylanımız bir anda bir bildiğin yeşil deve dönüştü. İşte artık bunun adı Hulk olsun. Hulk, Hulk. Aynen Hulk, öyle, olsun. Hulk olsun. Zaten en bir şey. Hulk muydu, Hulk muydu? Ondan sonra dalga geçmeyin benimle. Hulk olsun ismi. Bir Hulk kahramanı. Kokoreçmen. Vallahi çok güzel olmuş. Tekrardan.
zaman arkadaşlar gördüğünüz üzere gerçekten vallahi ben çok beğendim. Yani size de kesinlikle öneririm. Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsun da buraya gelebiliyorlar. Mesela diyelim ki bu aracı size verdiler. 2 günde teslim ediyorsunuz. Araç ne olursa olsun fark etmiyor. Aracınız ne olursa olsun hiçbir şekilde markası modeli fark etmiyor. Getiriyorsunuz. Şeyinizi alıyorsunuz. Randevunuzu alıyorsunuz. Çünkü işte 4 tane araç alıyor herhalde. Daha fazla biriktiği zaman randevu almanız gerekiyor. Ben aşağıya Van Garaj'ın Instagram adresini ve normal internet adresini bırakacağım. Ulaşmak isterseniz ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin neresinden gelirseniz gelin. Şahangillere indiriminiz falan olacak mı? Tabii ki olacak yani. Şahangiller ismiyle geliyorsunuz, diyorsunuz ki biz buraya Şahangiller'den geldik diyorsunuz. Nasıl bir indirim olacak? Böyle bir yüzde verecek misiniz yoksa gelene? Tabii ki bir indirim olacak. Yani bunun yüzdesi folyo renklerine göre tabii ki değişiyor. Tabii, ama tabii ki arabasına göre, folyo rengine göre. Tabii ki bu rakam %10, %20 o kısımlarda değişir illaki. Ama dediğim ama gibi. Ama her türlü bir güzellik yaparız tabii diyorsunuz. Tabii ki. Sonuçta hemşeriyiz yani. Siz Antaralı, biz Antaralı. Yani başka bir yerde bulunamayacak bir fiyat verin ki bizim de tabii bir faydamız olsun. Yok. Fiyat garantimiz var. Merak etmeyin. Evet. Bu kaliteyi başka bir yerde aynı fiyata bulamayacağınızı ben size garanti ediyorum arkadaşlar. Ayrıyeten de o kalitenin üzerinden, o fiyatın üzerinden bir de Şahangiller indirimini kaptınız. Getiriyorsunuz arabanızı, kaplıyorsunuz arkadaşlar. Vallahi ben çok beğendim. Ben de çok beğendim. İlk başta dedim ki teşekkür ediyorum. Araç kaplatacağım dedi. Ankara'ya götüreceğim arabayı dedi. Ya dedim bir araç kaplatmak için niye Ankara'ya götürüyorsun? Gel İstanbul'da kaplat dedim. Ama şimdi gördüm ki gerçekten değdi yani. İşçilik de çok güzel. Siz konuşurken ben her tarafını inceledim yani. Kadınlar detaylara takılır ya. Ama yani gerçekten siyah detaylar da çok güzel olmuş. Zaman bir alkışlıyor. O zaman bir sonraki videomuzda arkadaşlar görüşmek üzere. Tekrardan teşekkür ediyorum Vangarcı ailesine. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Nasıl olduğunu da sizden bekliyoruz yorumlardan. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.